gündeminde halen mevcut ve gündemine girmesi kuvvetle muhtemel birçok konumuz var. Ancak onları biz önümüzdeki günlerde detaylı bir şekilde sizlerle paylaşmayı planlarken bu sabah geldiğimizde bir gazetede su faturası mağdurunu kurtardı diye bizim milletvekilimiz Sayın Cemal Öztaylan'la ilgili, daha doğrusu ondan alınan bilgiye dayanarak yapıldığı söylenen bir haberle ilgili. Sanıyorum bütün arkadaşlarım biliyor ama özetle vermek gerekirse manşetinde su faturası mağdurunu kurtardı. Tabii kimin kurtardığını yazdıktan sonra edinilen bilgilere göre Levent Mahallesi'nde komşularının desteğiyle hayat mücadelesi veren Filiz Ö, gecikme bedelleriyle birlikte 3000 TL'yi bulunan su tüketim bedelini ödeyemedi. Borç faizlerle Ö'nün cezaevine girmesine sebep olacak kadar büyüdü deniyor. Şimdi konunun detayına girmeden önce şunu söyleyeyim. Açık net, ben tanıyanlar çok iyi. Ben özel yaşamımda da çeşitli dönemlerde yaptığım çok önemli görevlerde de hiç kimseyle icralık olmadığım gibi hapisle tazik aklımın ucundan bile geçmez. Ve açık çok net söylüyorum. Benim ilk dönemim 5 yıl, şimdi de 2,5 yıl geride kaldı. Bize mal ya da hizmetten dolayı borcu olan hiç kimse bizim talebimiz doğrultusunda bir gün hapis cezası almamıştır. Bize olan borçlarından dolayı doğal olarak da cezaevine de girmemiştir. Bu sözü edilen ilgili hanımefendiyle ilgili konu bizden önce Sayın Recep Eraydın döneminde ilgili birimin yaptığı çalışma sonrası kaçak su kullandığı tespiti yapılmış. Ayrıca mühür sökülerek mühür kopartılmış. Bu da ayrı bir suç. Bununla ilgili düzenlenen tutarak dönemin encümenine getirilmiş. İşte gördüğünüz gibi 11 Şubat 2009 tarih. Şimdi ben 2 Nisan 2009'da başladım. Yani bizden 2 ay önce yapılmış. Hepsini dağıtacağım için ayrıntıya fazla girmiyorum. Olay özetlenmiş. Ve tekrar yapılan kontrolde de sökülen su sayacının yerini mühürleri kopardığı ayrıca tespit edilmiş. Buna bağlı olarak da Nurhayat Karakaş ve Filiz Dağlı'ya kaçak su kullanmaktan önce bir 450 lira para cezası kesmiş. AKP yerel yönetimi döneminde. Ve ayrıca kaçak su kullanımından dolayı Hukuk İşleri Müdürlüğü'nce bu şahıslarınla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmasına oy birle karar verilmiş. Kararı alan AKP yerel yönetimi. Doğal olarak biz de gelince onu savcılığa bildirmişiz. Savcılığa bildirmek hem bir görev hem bir sorumluluk. Türk Ceza Kanunu'nun 279. maddesi de, onu da veriyorum şeyi var. Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Biz onların aldığı kararı gereğini yapıp Cumhuriyet Savcılığı'na konuyu bildirmişiz. Ondan sonra yargılama süreci devam etmiş ve bitiminde de o kararı da ben sizlere veriyorum. Buna hem bir yıl hapis cezası, onu ihaleden dolayı onaya şey yapmış, hükmün ertelenmesini kararına bağlamış, yani hapis cezasını o şeyde, ancak
para cezasını da buna vermiş. Şimdi bu sözü edilen 3 milyar lira para devletin kendi adına tahakkuk ettirdiği ve tahsilatını yaptı. Zaten ödediğini söylediysek, söylediğini iddia ediyor. Bilmiyorum söyledi mi söylemedi mi Sayın Öztay'la. Eğer o parayı yatırmışsa cebinden makbuzunu göstersin. Bandırma Belediyesi ile ilgili bir konu olup olmadığını. Eğer az önce saydığım, verdiğim konularla da ilgili araştırmada ortaya zaten çıkacak ama onun da ötesinde ben iddialı bir söz söyledim ve sözümün de arkasındayım. Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde programlarında insan odaklı hareket eden bizim yönetimimizde hiçbir arkadaşımızın hapisle cezalandırılmasına yönelik bizim hiçbir girişimimiz olmamıştır. Açık ve net söylüyorum, bundan sonra da olmaz. Devletlerin battığı, hükümetlerin peş peşe istifa etmek zorunda kaldığı, insanların çok ama çok önemli bir bölümünün maddi anlamda çok sıkıntı çektiği bir dönemde sadece bize olan su ya da herhangi bir konudaki borcunu ödemedi diye biz hiçbir insanımızın hapiste cezalandırılmasını istemedik, bundan sonra istemeyiz. Ama bu konuda işlem yapanın da AKP yerel yönetiminin yaptığını da aracılığını da sanıyorum Bandırma kamuoyu da öğrenmiş olacak. Ben tabii basının önemine sonuna kadar inanan, bu inancımı da uygulamalarıyla teyit eden bir olarak açık net söylüyorum. Herkes özgürce haberini yapabilir. Ama bir sıkıntı ya da herhangi bir olayla ilgili bir takım bilgiler kendilerine ulaştığında bizim kapımız sonuna kadar her zaman hepiniz açık oldu. Gelip de derdini anlatamayan ya da bilgi anlamında karşısında duvar gören bir arkadaşımız varsa sözüm yok. Ama yoksa da gelip sormaları gerekmez mi? Şimdi yine küçük ama mide bulandırırdan hareketle bu işin yapılmasının ne derece doğru olduğunu kamuoyunun ve sizlerin takdirine bırakıyorum. Tabii o haberi yapan arkadaşı ben özellikle aradım. Ocaklarda olduğunu söyledi. Dedim Mehmet Tosun'a, bak kardeşim bir saatten fazla da seni özellikle bekliyorum. Zaten herhalde yüzü olmamış, aramış basın yayını. Kusura bakmayın, ben oradan Erdoğan'a geçmek zorundayım, gelemiyorum. Tabii ben ilgili gazetenin yetkililerini de aradım. Benim dedim bak belgelerini de size sunuyorum. Aynı yerde, aynı manşetten bu konunun açıklanmasını istiyorum. Konu bununla ibarettir. Yani burada sözünü edildiği gibi su faturası mağduru birisi yok. Ona bağlı olarak cezaevinde yatan birisi yok. Onun dışında onu iddia eden birisi varsa bu benim belgelerimi, benim size sunduğum bilgileri çürütmek zorunda. Evet.